Değerli arkadaşlar, derneklerin kurulma aşamasından bugüne kadar emek ve katkı koyan arkadaşlarımız var aramızda. Tabii bu gelenek haline gelmesi lazım ve bu geleneğin de bundan böyle de sürmesi lazım. Unuttuğumuz bazı arkadaşlarımız var. Öncelikle kurucu oda başkanımız Sayın Harun Aizit burada. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Şöyle bir bakıyorum. Dernek kuruluş aşamasından bugüne kadar dediğim gibi dernek başkanlığı yapmış arkadaşlar var aramızda. Bunlardan Faruk Aksu arkadaşımız burada. Hoş geldiniz. Ali Kemal Durdu arkadaşımız burada. Hoş geldiniz. Avni Özen arkadaşımız burada. Hoş geldiniz. Selahattin Duyar arkadaşımız karşı bir şubesinde burada. Hoş geldiniz. Şimdi gündemin 7. maddesinde yönetim kurulu çalışma raporunun okunmasını yönetim kurulundan bir arkadaştan rica edelim. Önerge mi var? Varsa abi. Evet, şöyle söyleyelim. Sayın Başkan hazırlanana kadar dağıtıldığı için kitapçık halinde bunu oylarınıza sunuyorum. O şekilde kabul edilmesini görüşmeye açacağız daha sonra. Kabul etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. Kesin hesaplarla ilgili dayandırma o da var herhalde şeyde. Var mı? Onu da oylarınızla sunuyorum. Kabul etmeyenler oy birliğiyle. Denetleme kurulu raporunu okutalım. Bir arkadaşımız okusun lütfen. Divan Sayın Hazirun, İzmir Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Birliği Derneği İzmir Şubesi ile Hizmet ve Eğitim İşletmesi 19-2013 31-8-2015 dönemi denetim raporunu sunuyorum. Denetim kurulumuz 19-2013 31-8-2015 tarihleri arasında dernek ve hizmet eğitim işletmesi faaliyetlerini yakından takip etmiş, muhtelif tarihlerde yönetim kurulunun iş ve işlemlerini, dernek ve hizmet eğitim işletmesinin belgeleri, defterleri incelenmiş ve aşağıdaki tespitler yapılmıştır. 1. Denetim sonucuna göre dernek ve hizmet eğitim işletmesinin dernekler yasası, dernekler tüzüğü ve ilgili mevzuata uygun olduğu tespit edilmiştir. Dernek hizmet eğitim işletmesinin gerek tüzük, gerekse kanun ve yönetmelikler gereği tutması gereken defterlerin kanuni süresinde tasdik ettiği görülmüştür. Burada detaylı bilgi faaliyet raporunda olduğu için onu okumuyorum. Defterlerin zamanda işlendiği 2013 ve 2014 yılına ait iktisadi işletmenin kapanış tasdiklerinin yapıldığı, derneğin gelirlerinin makbuz karşılığı tahsil edildiği defter ve banka kayıtlarının düzenli olduğu, giderlerin fatura ve gider makbuzu karşılığı gerçekleştirildiği ve kayıtlarının düzgün tutulduğu, yapılan ve yapılacak çalışmaların önceden planlanarak kararlaştırıldığı ve kararların oy birliğiyle alındığı, defterlere işlenen hususların tefsik edici belgelerin usulüne uygun olarak dosyalandığı ve muhafaza edildiği, mali hesapların düzenli olarak dernek saymanı tarafından tutulduğu, harcama ve makbuz kesme yetkisi sağlanan dernek başkanı ve saymanına yetki belgesinin dernekler masasından alındığı görülmüştür. 12.8.2015 tarihinde 140 pafta, 1036 ada, 7 parselde bulunan taşınmazın, 14.000 TL bedelle derneğin mülkiyetine geçirildiği ve maliki olunan taşınmaz ve kira karşılığı kullanılan tüm dernek ofislerinin tadilatı yapılarak yenilendiği bir tespit edilmiştir. Hizmet ve eğitim işletmesi 25 Ocak 2008 tarihinde ana sözleşmedeki yazılı hususları gerçekleştirmek üzere kurulu görülmüştür. Bu bağlamda Başkan ve Yönetim Kurulu'na teşekkür ederiz. Denetleme kurulumuz incelemelerini dernekler kanunu ve derneğin iç tüzüğüne göre gerçekleştirmiş olup olumsuzluğa rastlanmamıştır. Bütçe çalışmaları, kararlaştırma ve yürütme çalışmaları dernekler kanunundaki yönerge esaslarına uygun bulunmuştur. Yönetim kurulunun 19-2013-31-8-2015 dönemindeki mali etkinlikleri nedeniyle aklanmalarını genel kurul oylarına arz ederim. Teşekkürler. Değerli arkadaşlar, bu çalışma raporu, kesin hesap ve denetleme raporuyla ilgili
görüşlerinizi almak üzere ve görüşlerini bildirmek isteyen arkadaşlarımız varsa isimlerini lütfen bildirsinler. Sırayla söz vereceğiz. Buyur Arıza Bey. Bu arada isimlerini alalım. Arıza Türköz, buyurun. Başka varsa alalım. Metin Akçay. Ali Yendoğan. Sonra söz vermez demesinler. Veriyoruz bak. Evet başka? Göremiyorum.